Kardeşim eve geldim. Saçına baktım ve beğenmedim yani. Bayan kuaförlüğünde de böyle bazen kısa kesim tarzları yapıyorduk. Gel bir otur bakalım bir de ben deneyeyim dedim. Ve yapmaya başladığım zaman bayan kuaförlüğünden daha çok erkek kuaförlüğünü sevmeye başladım. Bir ben yaptım, iki ben yaptım. Artık karar verdim ve dedim ki benim erkek kuaför olmam gerekiyor. Elim daha çok yatkın ve bu mesleği daha çok sevdim dedim. Bu süreç içerisinde zaten Mustafa Ceren'le tanıştım. Çok sağ olsun, üzerimde çok emeği var. O şekil ilerledik yani. İstemsizce birazcık tedirginliklerim oldu, arada kalmışlığım oldu. Ama bende şöyle bir şey vardır, aklıma koyduğum her şeyi yapmak gibi. Ve bunu da aklıma koyduğum için başardım. İlk tabii ki 2-3 aylık bir süreç zorluğum oldu. Ama bu benim duruşumla, kayganlıkla olan bir şey. Müşteri bir süre sonra zaten bana alışmaya başladı. Ben atmosfere alışmaya başladım. Ve sanki yıllardır yapıyormuşum gibi devam etmeye başladım yani. Sıkıntıları zaten 2-3 ay içerisinde atlattım. Üstümde üniforma şeylerimiz olmasa çalışan olduğumu bile bazen anlayamıyorlardı. Buyurun hoş geldiniz diyorum. Zaten gelen müşteriyle genelde öncelikle hep ben ilgileniyorum. Aa bayan mı çalışıyor falan deniliyordu. Aynen abi buyurun yardımcı olayım diye başlıyorduk. O süreçte zaten sohbet muhabbet bir dahaki telaşı zaten beni seçiyorlardı. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Sonucu ne olursa olsun iyi veya kötü. Hani en azından denedim diyebilirsiniz yani. Bir insanın aklına koyduğu her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Ve bu kendim zaten en büyük örneği. Hedefim ileride kendi dükkanımı açmak, onu işletmek ve görünmemişi yapmak gibi bir şey ya. Çok ileri hedeflerim var ve bunlar için de ufak tefek şeylere zaten başlıyoruz. Sadece kendinize inanmanız gerekiyor ve kulaklarınızı kapatıp sadece kendi düşüncenizle hareket ettiğiniz zaman her şeyi başarabilirsiniz. Yani ilk önce bayan kuaförlüğü yapıyordum. Elimde meslek hastalığı çıktığı için dedim bayanların istemedikçe yapamayacağım şey yoktur diyerekten başladım. Başlayalı da 9 ay oluyor. Bazıları mesela çok tedirgin oturuyorlar koltuğa, bazıları da çok iyi oturuyorlar. 12 tane ekip arkadaşımız var. İkisi bunların içinde bayan. Bayanlarımızı işe aldık, mesleği öğrettik kısa bir süre içinde. 7-8 aylık bir süre diliminde bayan arkadaşlarımızı mesleğe yani elimizden geldiği kadar desteğini verdik. Mesleklerini ellerine aldılar şükür. Hani gayet güzel bir sonuç aldık. Hani olması gereken bir şey, bayanların yapamayacağı bir şey yok diye düşünüyorum. Hani sayılarının artmasını istiyoruz. Hani biz iki arkadaşla başladık. Hani bir erkek elemanın yetişmesine göre bir bayan daha hızlı bir şekilde yetişiyor. Bir erkeğin yetişme süresi ortalama 1,5 yıl. Biz bayanı 6-7 ay içinde yetiştirdik yani. İkisinin de şu anda çok güzel meslekleri var. Hani müşteri potansiyelleri güzel. Hani gelen müşterinin hizmet ilgisini çekiyor. Hani ilk başta yadırgandı evet. Ya bayan erkek kuaförüne ne alaka yapamaz, edemez dendi. Ama biz bunu aştık. Başlarda tedirgin olmuştum Şükran Hanım'la Rümeys Hanım'dan. Ama yani bu meslekte kadın el değmesi güzel bir şeymiş yani. Diyalog geldik koltuğuna oturduk, tıraşa başladık. Tedirgin olmuştuk ama şimdi onlara tıraş oluyoruz. Kuaförü zaten buradan tanıyorduk. Konsepti de biraz farklı. Konya'da alışmadığımız bayan arkadaşların da burada desteğiyle beraber farklı bir konsept oluşturmuşlar. Yani bu da bizim hoşumuza gittiği için burayı fazlasıyla tercih ediyoruz. İlgilerinden, alakalarından, yaptıkları işlerden dolayı çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. Kadının elinde yediği her yer güzelleşir. Arkadaşlarımızın desteğiyle burada çok güzel bir çalışma çıkarıyorlar. Mesela ya var abi ya bak. Şöyle kısmı çok bilmedim şu an ne alıyor sen. Thank you.
Ben ya. Teşekkür ederim.